Allah, hamileliği sırasında Hazreti Meryem'i en güzel şekilde desteklemiştir. Doğum esnasında tıbbi malzemeleri ve tecrübeli bir yardımcısı olmayan bir kişinin yalnız başına bu işin üstesinden gelebilmesi çok zordur. Bu konuda hiçbir tecrübesi olmayan Hazreti Meryem, Allah'ın yardımıyla bu zor işi tek başına başarabilmiştir. Şiddetli doğum sancıları içinde bir hurma dalına doğru ilerlediği sırada Allah vahiy ile ona yardımını iletmiştir. Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki, keşke bundan önce ölseydim de hafızalardan silinip unutuluverseydim. Altından bir ses ona seslendi. Hüzne kapılma, Rabbin senin altında bir ark kılmıştır. Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş taze hurma dökülüversin. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Allah'ın Hazreti Meryem'e hüzne kapılmamasını, hurma yemesini bildirmesinin ve onun yanı başında bir su arkı yaratmış olmasının pek çok hikmeti vardır. Tüm bu ayetlerde doğumu kolaylaştıran çeşitli yöntemlere işaretler vardır. Allah, Hazreti Meryem'e hüzne kapılmamasını, gözünün aydın olmasını buyurmuştur. Modern tıp, hamile ya da doğum yapmakta olan bir kadının üzüntüden, stresten uzak, yüksek moralli bir ruh hali içinde olmasının anne ve bebek sağlığı açısından son derece önemli olduğunu göstermiştir. Aynı ayetlerde Allah'ın doğum sancısı içinde bulunan Hazreti Meryem'e hurma dalını kendine doğru sallamasını emrettiği haber verilir. Günümüzde doktorlar doğum sırasında insanın bir şeyi tutup kendine doğru çekmesinin kaslar üzerinde faydalı etkileri olabileceğini ifade etmektedirler. Bu amaçla doğum sırasında kadınlara sancıyı giderebilmek ya da çocuğun rahatlıkla doğabilmesini sağlamak için çeşitli hareketler yaptırılır. Bu hareketlerin vücutta oluşan baskı hissinin ve doğum sırasında ortaya çıkabilecek sorunların azalmasını ve doğumun daha kısa sürmesini sağlayacağı düşünülmektedir. Ayetlerde dikkat çekilen bir başka şey de hurmadır. Hurmanın günümüzde hem besin değeri yüksek hem de çeşitli rahatsızlıkları iyileştirici etkisi olan bir meyve olduğu bilinmektedir. Elde edilen bilgiler, hurmanın insan vücudunun sağlıklı ve zinde kalabilmesi için hayati önem taşıyan ondan fazla element içerdiğini ortaya koymuştur. Günümüzde bilim adamları bir insanın ihtiyaç duyabileceği tüm elementleri içerdiği için insanın sadece hurma ve suyla yıllarca yaşayabileceğini belirtmektedirler. Hurma hem enerji verir hem de kasların ve sinirlerin gelişmesini sağlar. Kalori değerinin çok yüksek olması sebebiyle hastalıktan güçsüz düşmüş ya da yorgun olan kimselere çok fayda verir. Modern tıbbın bulgularına göre hurma, özellikle doğum yapan kadınlar için de son derece faydalı görünmektedir. Doktorlar, hamile kadınlara doğum yaptıkları gün meyve şekeri içeren yiyecekler verilmesini tavsiye etmektedirler. Bunun amacı, annenin zayıf düşen vücuduna enerji ve canlılık kazandırmaktır. Hurmada bulunan oksitosin maddesi de modern tıpta doğumu kolaylaştırıcı bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Oksitosin, doğumu kolaylaştırıcı etkisi nedeniyle pek çok kaynakta rapid birth yani hızlı doğum ifadesiyle tanımlanmaktadır. Ayrıca oksitosin yeni doğmuş bebeğin beslenmesi için anne sütünün salgılanmasını başlatır. Hurmada bulunan vitamin ve minerallerin normal insan vücudunda ve hamilelik zamanlarındaki faydalarından bazılarını ise şöyle sıralayabiliriz. İçinde
hamilelikte kadınların alması gereken bir vitamin olan folik asit bulunması. Hamilelikte meydana gelen uzun süreli bulantı ve fiziksel tepkimeler nedeniyle ortaya çıkan potasyum ihtiyacını gidermesi. Hamilelik döneminde artan A vitamini ihtiyacını karşılaması. Diğer meyveler genellikle protein açısından yetersizken hurmanın içerdiği proteinle vücudun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlaması. İçerdiği demirle hamilelikte kansızlığı engellemesi. Hurma ile ilgili tüm bu bilgiler Allah'ın sonsuz ilmini ve Hazreti Meryem üzerindeki rahmetini ortaya koymaktadır. Hazreti Meryem Allah'ın ilhamıyla yediği hurma sayesinde belki de o sırada vücudunun ihtiyaç duyduğu maddeleri karşılamış, doğumunu kolaylaştıracak bir imkan elde etmiştir. Kuşkusuz en doğrusunu Allah bilir. Allah, Hazreti Meryem için hurmanın yanı sıra bir de su arkı kılmıştır. Hamilelikte suyun birçok açıdan önemli olduğu anlaşılmıştır. Suyun sadece görülmesi veya sesinin işitilmesi bile otonom olarak kasların hareketini düzenlemektedir. Suyun hurma gibi kas hareketlerini düzenleyerek doğum sancısını hafifletici özelliği de bulunmaktadır. Nitekim modern doğum klinikleri doğum işlemini havuz içinde gerçekleştirerek suyun bu özelliğinden faydalanmaktadırlar. Ayrıca hamilelik sırasında hem artan kan miktarı hem de gelişmekte olan bebek nedeniyle süt veren kadınlarda ise süt üretimi nedeniyle suya özellikle ihtiyaç vardır. Anne sütünün %87'sinin sudan oluştuğu göz önünde bulundurulacak olursa, suyun doğum sonrasında da oldukça önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bilimin günümüzde yeni ulaştığı bu gerçekler, Hazreti Meryem'in hamileliğiyle ilgili Kur'an ayetlerindeki pek çok mucizeyi de gözler önüne sermektedir.